Yüklendi, ittirdi falan yok ama süre bizim aleyhimize işliyor. Puan çıkmadı ama yere çalmasını bildi. Greco-Roman stil 67 kiloda Avrupa şampiyonu Murat Fırat TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli güreşçi Avrupa şampiyonasından sonra hedef büyüttü. Önümde dünya şampiyonası var. Orada dünya şampiyonu olup kemeri takıp bayramı en güzel en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bir de bunun en iyi, yani daha büyük hayallerimdeki olan şey olimpiyat madalyası. İnşallah 2024'te de olimpiyat madalyası nasip olur. Fırat şampiyonluğuna giden yolda neler yaşadığını da paylaştı. Antrenmanda bizim Melih Hoca'nın antrenmanları vardı. Sarıyer'de çalışıyorduk Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce. İnanın şu minderde hani hiçbir şeyi hatırlamadığım oluyor. Hani hiçbir şeyi hatırlamıyordum. Bir antrenman vardı, şiddetli bir antrenman vardı, işte kondisyon. O yani hiçbir şey hatırlamadım. Beni hani şöyle sürükleyip kenara attıklarını biliyorum. O yüzden gerçekten çok çalıştım. Başarılı sporcu, bakın güreşe nasıl başlamış. Benden iki büyük abim yapardı. Güreş yapardı. İşte şeyden dolayı ben biraz ufakken çok yaramazdım. İşte annem bunu da götür dedi bana, abime dedi. Ben de gittim. İlk işte bir hoplama zıplama minder falan görünce hoşuma gitti aslında. Esat hocam vardı işte bana. İşte abime işte sen bu çocuğu hep getir, ben bu çocuk şampiyon olacak diyordu bana. Hep ufaklığımdan beri. Hani bir tekniği kavrama olayım benim gerçekten diğer çocuklara göre hani nasıl desem daha çabuk anlardım. Esat hocam işte sen şampiyon olacaksın, sen şampiyon olacaksın, ileride çok büyük şampiyon olacaksın der diye. Yani ben buna fazla inanmazdım. Öyle bir güreş serüvenim başladı. Tekrar arkadaşlar selamlar.